Evet. Bugün tabii gerçekten önemli. Çünkü uzun zamandır, yaklaşık bir yıldır video hakemliği ile ilgili bir talebimiz olduğunu federasyonla sürekli diyalog içinde basına da paylaştık. Baktığınızda artık ligin üst ve alt düşmenin veya şampiyonluğun bu kadar aritmetik olarak sıkıştığı bir alanda video hakemliğinden uzak kalamayız. Bugün baktığınızda Temin Başkan da söyledi. Bundesliga, Premier Lig, ki Bundesliga 2017 öyle başlıyor, 2017-2018 sezonla. Aynı şekilde Premier Lig ve İtalya, Serie A'da da başladı. Zaten Serie A'daki bütün çalışmalara MHK Başkanımız Yusuf Bey de katıldı, biliyorum. Dolayısıyla bu bir süreç. Başkan da anlattı. Bizim amacımız tabii sezona bununla başlamaktı, ama bunun bir eğitim süreci var. Çünkü burada özellikle hakemlerimizin de bu anlamda bu video hakemliğiyle bir uyum sağlaması gerekiyor. Bu süreci gerek burada ilk başladığımız, Türkiye'de şu an ilk Başakşehir stadında, Fatih Terim stadında başlıyoruz. Bundan sonraki süreç burada tekrarlayacak, diğer stadlarda da olacak ve Avrupa'da da olacak. Dolayısıyla bu eğitim hızlı bir şekilde giderse, başkanla da temin konuştuk, belki ilk çeyrek olur, ama ilk çeyrek olmazsa Ocak ayında inşallah buna başlamamız lazım. Çünkü bu çok önemli. Şampiyonluğun veya düşmenin bu kadar önemli olduğu bir alanda hakemlerin de zaman zaman art niyetli olduğuna hiçbir zaman inanmıyoruz. Ama zaman zaman yönetsel sıkıntılar yaşadıklarını da görüyoruz. Dolayısıyla video hakemliği bizim vazgeçilmezimiz. Ben inanıyorum ki bununla bu iş %80, %90 iyiye doğru geçecek. Tabii Fırat Hoca bu sene iyi bir sezon geçirdi. Ama daha emekliliğe zamanı var. Bir iki sene daha var. Onun için Fırat Hoca'ya dedim ki, aman bu sistemi iyi öğrenin. Bütün arkadaşlar da bunu, FIFA hakemlerin hepsi burada şu an. Onlar da bu çalışmayı sahiplenmiş durumda. İnanıyorum ki video hakemliği Türkiye'deki ligler için çok önemli ve anlamlı olacak. Yani şu an canlı yayın aracında gidiyor. En son kararımız o. Canlı yayın aracında. Canlı yayın aracının da güvenliği alınacak. Tabii mevcut, biliyorsunuz, 4 hakem. Bunun dışında herhalde 2 hakem arkadaşımız da burada olacak. Burada da sürekli bir 4 kuralda, biliyorsunuz. Diğer kuralların hiçbirisine dokunmuyor. Her zaman minimum müdahale, maksimum fayda sağlaması için bu video sistemine okey dedik federasyonla birlikte. Dolayısıyla hakem, son karar her zaman hakemdedir. Ama bu 4 kararda her zaman müdahil olacaklar. Şimdilik Süper Lig. Şimdilik Süper Lig, öyle konuştuk. Ama gelecekte bu sistemin faydalarını görürsek, inanıyorum ki federasyonla yaptığımız görüşmelerde, diğer alt liglerde de adaletin sağlanması noktasında fayda sağlayacağını düşünüyorum. Güçlü ile beraber, Fenerbahçe ile beraber maçla ilgili video hakem uygulamasını destekliyorlar. Sıkılıyor ya. Murat Hoca kulaklarını takmış durumda, sahadaki hakemle, hakem üçlüsüyle ve tabii ki dördüncü hakemle bir şekilde diyalog halindeler. Müdahale etmesi gereken veya saha içerisindeki hakemlerin kararsız kaldığı bir pozisyonda kendisinin görüşü sorulacak. Artık görüntüler incelenir, incelenmez bir karar verecek. Yoksa hem ortaya çıkabilir. Evet, evet. Şu anda bu maçı normal Süper Lig standartlarından biraz daha az kamerayla, sanırım 8 kameralı bir çekim var. Onu da öğrenmeye çalışacağım. Sessiz çek dediğimiz, sessiz çek.